Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de bugün müthiş bir transfer yapacağız. Hissediyorum abi, güzel transferler gelecek gibi geliyor. Biliyorsunuz kaleciye ihtiyacımız vardı. Burada Avrupa'nın kahramanları falan diyor. 820 elmasımız şu an maalesef yok arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten 46 görüyorsunuz yani elmasımızı. Bu kadroyu ben size verecektim ama istenilene ulaşamadık. Diğer kadroyu vereceğim. Bu ajanı kullanacağız arkadaşlar. Geçen efsane bir ajan almıştık ya. Maksimum kapasiten dolu diyor. Geçenki turnuvadan almıştık bunu biliyorsunuz. Bir de 3500'e yakın altın almıştık. Burada Kazri'yi göndermeyi düşünüyorum. Zeki Çelik de var ama kaleciyi gönderemeyiz. Zeki Çelik yerine Kazri'yi gönderelim arkadaşlar. Yeteri kadar forvetimiz zaten var. Kazri'yi oynatmayacağız. Yedek bile oynatmayacağız. O yüzden gönderdik bunu hızlıca. Efsanevi ajanı açalım. Kaleci dedik ve güzel bir kaleci geliyor ama kim? Ter Stegen mi? Alisson mu? Donnarumma. Güzel. Donnarumma geldi be. Abi ilk transferimiz mükemmel olmadı mı arkadaşlar ya? İlk transferimiz mükemmel olmadı mı? Şimdi şu kadroyu bir bakalım hızlıca. Bakın arkadaşlar şimdi şu kadroya bir gelelim, bir saniye geri gelelim abi buradan. Takım yönetimi görmüş olduğunuz gibi bir kalecimiz eksikti. İlk 11'imizi full 11 yapmak için. İlk 11'imizi full 11 yapmak için. İlk 11'imizi full efsanevi yapmak için bir kalecimiz eksikti. O da geldi arkadaşlar. 3500 altınımız var. Efsanevi ajan açmayacağım burada. Şey yapacağım. Neydi o? Kariyerde maç oynayıp geleceğim arkadaşlar. Bu canlı transfere gelen oyuncuların arasından seçeceğim. Yapacağım transferi hızlıca. Ben bir kariyer maçı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz üzere 4500 altına kadar getirdim. Yaklaşık böyle 1-1,5 saattir maç oynuyorum. İnanmazsınız, 1-1,5 saattir ortalama maç oynuyorum ve canlı transfere de böyle güzel oyuncular gelsin diye bekledim açıkçası. Sadio Mane ve Kolibali gelmişken maç oynamayı kestim ve arkadaşlar transfere devam etmek istedim. Yetenek avcısından açsak bile biliyorsunuz yetenek avcısından çıkan oyuncuları almak için elmasa ihtiyacımız var. Çıkarsak bile güzel bir oyuncu alamayacaktık. O yüzden ay senin 20 oyunculuk kapasitene be. Sat abi şuradan kim var? Batshuayi'yi satabiliriz. Ondan sonra aynen bu adamı bir gönderelim. İkinci olarak bir tane daha isteyecek. Onun yerine de Batshuayi'yi gönderesim var aslında ama. Aynen Batshuayi'yi gönderelim ya. Başka kim var? Defansları ellemeyeceğim. Batshuayi'yi maalesef gönderiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onun yerine Kolibali ve Sadio Mane gibi isimleri kadromuza katıyoruz. Daha neler yapalım? Daha kimleri alalım abi? Sol kanat Sadio Mane gibi bir oyuncuyu görmüş olduğunuz gibi kadromuza kattık ve ardından hiç beklemeden 1680 altın karşılığında Kolibali'yi alacağız arkadaşlar. Ve Kolibali'yi de en sevilen oyunculardan oluşan ilk 11'imizi huzurlarınızda kurmaya başladık. Yedeklerde bile efsane bir oyuncular oluşmaya başladı şimdi. Hızlıca şu kadromuzu bir kuralım abi. Kolibali'yi falan bir alalım. Kessié'yi görüyorsunuz. CM adamı defansa koymuştuk. Yoklukta ne yapalım? Oraya Kolibali'yi koyacağız. Ondan sonra Dimaria zaten yeni transferim dedi biliyorsunuz. Dimaria'nın yerine de sadece Mane'yi koyacağım arkadaşlar. Yedek olarak Dimaria'yı şimdilik götüreceğim. Amacım sadece Mane ve Donnarumma ve Kolibali'yi online de denemek olacak. Şimdi hızlı bir şekilde online'a gireceğiz ve bakalım rakiplerimize ne yapacağız? Bu oyuncularla ne goller atacağız? Neler yapacağız? Ben de merakla bekliyorum. Hızlıca girelim abi. 14. sezondayız. Bastık bakalım kim gelecek karşımıza. Maç aranıyor diyor. Şöyle güzel dişli bir rakip gelsin arkadaşlar. Paris Saint-Germain diyor. Oo güzel. Diego Jota falan var. Moura var. Ve adamın son 5 maçı full galibiyet, yazık olacak. Şimdi son 5 maçının full galibiyet olması bize denk gelmesine birazcık yazık oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arkadaşımızı şimdiden alkışlarla uğurluyoruz. Sağ kenarına. Hacamani'ye güzel bir pas ama oğlum adama mahsus mu yapıyorsunuz lan? Adam yeni geldi diye buraya mahsustan uzun top atıyorlar. İşte yetişemedi ya. Bir topu tutamadı sadece Hacamani falan desinler diye. Adam ezmeye çalışıyorlar. Bak takımda ayrışmalar başladı. Aşraf. Güzel Lucas. Güzel paslaşmalarla sokulmaya çalışıyor. Diego Jota defans arkasını düşündü ama Hacamani'yi. Hacamani erkeğini düşündü. Bayağı hızlı bir top. Bayağı hızlı bir top oldu, yetişemedi. Yine Mane söktü, aldı, hatasını telafi ediyor. Donnarumma. Kalecimizin ayağına da bir top değsin değil mi? Görelim onu da. Milinkovic-Savic. Lucas sıyrıldı ondan. Diego Jota'ya gelmeden Kolibali. Ben buradayım diyor. Geldim artık bu takıma diyor. Harry Kane koşturuyor ama kaleci çıktı. Taça doğru gönderdi topu, taş bizim. Robertson'u da kullanacağız hızlı bir şekilde ama hızlı olmadı pek. Robertson. Kolibali. Güzel paslaşmalar ama Kolibali'nin pası isabetsiz. Zizo. Diego Jota nereye? Çok kötü bir kullandı bu pası. Mükemmel gördük sadece Mane'nin koşuna doğru mükemmel pas. İlk golümüz geliyor mu? Sadece Mane. Sürükledi içeriye doğru mükemmel orta. Firmino vurdu. Of kaleci.
Nasıl çıkarttı lan onu? Kalecinin kolu var ya resmen böyle 2 metre uzadı arkadaşlar. Öyle bir kurtarış yok yani. Güzel bir orta. Silva yükseldi vuramadı. Sergio Busquets kaptırdı, eyvah. Ama adam da hata yaptı. Silva. Güzel pas. Harry Kane. O kadar işin arasından kaptık. Harry Kane. 1-0 öndeyiz dakika 29. Yeni transferlerimizden biri gol atsa güzel olurdu aslında ama olsun. Bu bir takım oyunu. Takıma ısınmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Böyle golümüzü tekrarını izleyelim. Bastım ben ama adam basmıyor. İzlemek istedi herhalde nasıl gol yediğini. Biz de sizlere bu açıdan golün tekrarını izletmiş olduk. Data pas hatası geldi Harry Kane. Ama biz de gereksiz bir hata yapıyoruz burada. Güzel çıksaydık ikinci golü bulmak işten bile değildi. Defans arkasına denedi. Koulibaly var orada. Açtı onları. Robertson. Donnarumma. Donnarumma'nın canı sıkılıyor arkadaşlar bu dakikada. Kendisine top gelmediği için. Ben diyor nasıl bir takıma transfer oldum diyor ya. Kaleye hiç top gelmiyor diyor. Canı sıkılıyor arkadaşlar. Top oynayamıyor adam. Harry Kane, Sadio Mane mükemmel pas. Sadio Mane yine hata sürüklüyor. Artık hareketler. Sadio Mane kaptı kaptırdı. Güzel orta gelirse. Firmino boş pozisyon. Hatalın dili olsa da konuşsa be. Bu çatalın dili olsa da bu golü bir konuşsa arkadaşlar ya. Ben o çatalım desin. O top oradan benim dibimden girdi desin. Benden girdi desin ya. Öyle bir gol oldu. Santra başla kardeşim. Evet. Takımda ayrışmalar, anlaşmazlıklar başladı da şeyi kullanmasından belli arkadaşlar. Neydi o? Santra'yı kullanmasından belli. Milinkovic-Savic mükemmel denedik, Harry Kane olmadı. Yetişir miyiz? İlk yarı son düdük geldi. 45+2 2-0 öndeyiz. İkinci yarıda 1-2 tane daha çakarız gibi geliyor bana. 4-0 5-0 gibi çakarız diyecektim ama adam kaçtı arkadaşlar. 2-0. Ben bundan bir şey anlamadım. Bir maça daha gireceğim abi. Bir maça daha gireceğim. Şöyle bir takıma bir bakalım. Yeni gelen oyunculardan falan enerjisi azalan falan var mı? Herhangi bir oyuncular azalan yok. Koulibaly'de de yok. Tamam mı? Sadio Mane'de de yok. Güzel. Bastık bakalım. İkinci rakibimiz karşısında neler yapacağız? Al Gri'ye birazcık yazık olacak ama bu adamın da son 5 maçı full galibiyeti arkadaşlar. Al Gri'ye de yazık olacak. Ve full efsanevi kalecisi de siyah. Bizimle yani hemen hemen aynı ama adamın kalecisi siyah arkadaşlar. Ve son 5 maçı full galibiyet olan bir takıma karşı oynayacağız, bakalım neler olacak. Sadio Mane. Tabi kimse yenilmez değildir ta ki bizle oynayana kadar arkadaşlar, biliyorsunuz yani. Biz de boş değiliz. Süper değiliz ama boş değiliz. Mükemmel bir pas attık Harry Kane'e. Harry Kane kaleci kalesini terk ediyor şu dakikalarda ve Harry Kane dakika 9 son 5 maçı full galibiyetli olan full efsane bir kalecisi olan rakibimize karşı ilk golümüzü bulduk. Dakika 9'da erken geldi gol. Ne Muhammed Salah da Jorginho kafayla kaleciye atacağına salak. Kafayla kaleci atsa kaleci elini alacak. Artistik hareketlerle atmaya çalıştı. Uzaklardan deneyeceğiz. Kaleci var ya mükemmel uzandı. Jeneriklik bir golümüzü yedi. Yedi abi. Sadio Mane. Güzel bir corner. Silva. Kafayla niye vurmuyorsunuz abi ya? Robertson. Tekrardan Mane. Yap ortanı. Güzel bir orta. Firmino. Durdurmadılar. Silva deneyecek bu sefer dışarıya. Dakika 18. Oğlum niye kaçtın lan? 420 bin XP'm var. XP'm benden fazla. Abi ben bir şey anlamadım ya. 69 lira diyor. Geç abi. Ödülümüz varmış. Onu da alalım. 45 altın. Güzel. Yövmeyi yine doğrulttuk arkadaşlar. Ben bundan da bir şey anlamadım. Bir maça daha giriyorum. Oğlum bir kaçmayın. Oyuncuları bir deneyelim. Bir 90. dakikayı bir görelim ya. Son 5 maçı Allah bullak olan bir rakip geldi. Al şimdi geldim. Bununla oyna. Az önceki adamlar ne güzel. Son 5 maçı full galibiyetle ilerleyen adamlar karşımıza denk geldiydi. Şimdi Harry Kane yetişti be. Herhalde Harry Kane offside. Hakemciğim, senin acaba anan var mı? Varsa anneni sevmiyor musun? Seviyorsan o bayrağı zamanında niye kaldırmıyorsun kardeşim? Adam koşturup duruyor. 50 metre koştu, ondan sonra offside bayrağı kaldırıyorsun ya. Firmino'ya doğru. Firmino'ya doğru değil aslında da. Firmino topa doğru gitti. Kaleci uzun oynadı. Defans arkasına. Koulibaly var orada kardeşim. Boru mu lan bu? Boşuna mı aldık bu adamı? Bir de Donnarumma bak. Onu da göstereyim dedim. Kante, Harry Kane, Mane. Abi Mane siz niye böyle adama hızlı top atıyorsunuz? Sevmiyorsunuz mu lan Mane'yi? Yetişemiyor topa falan havası yaratmak için mi yapıyorsunuz? Adebayo, Utando, kim abi bunlar? Odor, kim lan bunlar? Silva indirdi kafayla Kante'ye, güzel. Sadio Mane, mükemmel bir pas denemesi. Firmino'nun koşana doğru ama defans koydu ayağa. Aa bak bu şey Barış,
Türk bir tane oyuncu var arkadaşlar. Bu arada rakip de Türkmüş. Ne bakıştı o? Bakıs mıydı? Neydi lan o adamın adını unuttum ya. Bir tane Türk oyuncu var. Onu görünce rakibe dikkat ettim. Rakip de Türk arkadaşlar. Firmino'ya bu arada mükemmel pas. Kaleci kaleyi terk etti. Firmino vurdu. Kaleye doğru gidiyor direkten döndü. İnanılmaz. Pozisyona bak. Ulan arkadaş. 7 metre kale var orada. Gittik. 10 santimlik direği nişanladık iyi mi? Firmino. Of mükemmel bir pas Harry Kane. Çaprazda Harry Kane. Neler neler kaçıyor be. Neler neler kaçıyor be. Vay arkadaş be. Harry Kane'in şu kaçırdığı pozisyon. Firmino'nun vurduğu top tıngır mıngır gitti. Direkten döndü girmedi. Jorginho indirdi. Milinkovic Savic. Kante. Mane'yi güzel gördü. Mane'den önce rakibimiz girdi araya. Kim abi? Be Soh. Güzel paslaştı. Pogba. Oo Diarra. Diarra gidiyor. Diarra'dan kalktık. Donnarumma. Hocam dedi elime bir top değsin. Allah rızası için dedi. Yattı aldı arkadaşlar topu. Şimdi kaleciden kaleciye bir pas oldu ve taş bizim. Taş açısını hızlıca çıkarsak çıkamadık. Herkes yerleşti abi yerine. Silva. Ondan Robertson. Takımımıza bak be. Sadio Mane. Bir de bu takımı siyah yaptık mı arkadaşlar? Muhammed Salah, Messi, Ronaldo'yu da kattık. Bu tadından yenmez bir hal alacak. Ama yaptığımız orta kaleci de kaldı. Dakika 45. Henüz gol sesi çıkmadı ilk yarıda. Az önceki rakipler kaçtığı için arkadaşlar. Bu rakibe de ilk yarıda 3-5 tane atıp kaçırmak istemedim aslında ama. Yeter fırsatını bulsaydık acımadan çakacaktık. O da ayrı bir mesele. Fırsatını bulamadık. Net fırsatı. Pek de sallamadık yani. Böyle hani bir baskılı başlamadım yani fark ettiyseniz. Pogba. Pogba'dan sol tarafa. Odor. Odor ne abi? Odor diye mi okunuyor ya? Abi böyle paslar atıp da bizi yormayın be kardeşim be. Bak. Adamdan çıkmadı mı? Allah aşkına, Allah kitap aşkına. Oraya bir geri sardırıp bir daha izlerseniz sevinirim ya. Güzel bir deneme. Hiç beklenmedi kanda kaleye. Türk bir futbolcu ama adamın adı aklıma gelmedi arkadaşlar ya. Sizin geldiyse bir yazar mısınız yorumlara? Bu adamın adı neydi ya? Mane yine uzun bir top. Mane yine koşturuyor yine yetişemedi. Bugün Mane'nin kaderinde bir bokluk var arkadaşlar. Ortaya Lutando. Kante vurdu kafayı indirdi. Firmino'ya geçmedi. Sergio Busquets. Mükemmel pas oldu Firmino'ya. Kaleci kalesini terk etti ama bunu atarız. Olmadı. Milinkovic Savic. Kale boş. Milinkovic Savic dışarı ya. Adamı da sakatladık. Milinkovic Savic. Bomboş kale dışarı attık. Bomboş kale dışarı attık arkadaşlar. Bu maçı berabere bitireceğim. İki tane gol atarsam kendi kaleme iki tane gol atacağım. Bir tane atarsam 90'larda kendi kaleme bir tane gol atacağım. Berabere bitireceğim arkadaşlar. Türk kardeşimizin hatırına. Ayrak müdahale geldi. Onu görmedim sanma. Onu görmedim sanma. Harry Kane mükemmel gol. 1-0 öndeyiz. Bak vazgeçerim ha. Maçı berabere bitirmem bak. Vazgeçerim bilgin olsun. Güzel paslaşmalarla başlamayı hedefledi ama Pogba kaptırdı. Orta yuvarlakta Adebayo. Baptiste. Defans arkasına kaleci Donnarumma. Dakika 68. İkinci kez eline top değiyor arkadaşlar. Firmino'ya geçmedi. Lutando. Soh. Güzel pas denemesi ama sadece denemeyle kaldı. Hocam taç atmasan. Zaten üçüncü kez ayağına top değiyor. Onu da güzel kullansan iyi olurdu Donnarumma'cığım ama neyse oyuna bakalım. Robertson'ı çıkarıyoruz arkadaşlar bu dakikalarda. Kante'ye mükemmel pas oldu Harry Kane. Firmino mükemmel paslaştık. Defans izin vermedi koydu vücudu. Dakika 80'lere doğru ilerliyoruz. Diarra. Abi bak bu attığım bu paslar işe yaramıyor dostum. Bunları denemeyi bıraksan da farklı sistemlere mi geçsen acaba diyorum ama yine de sen bilirsin yani. Bak bu tarz attığın paslarla hiçbir şey yapamayacaksın. Bu belli. Israrla denemenin bir anlamı yok. Mükemmel pas oldu Firmino'ya ama abi ezik adam. Adam ezik. Firmino'dan daha hızlı koşuyor. Bunu da anlamıyorum. Bak Firmino. Yok olmayacak. Olmayacak. İki tane atsaydım 90'da kendi kaleme iki tane atıp adama jest yapacaktım ama Kante vurdu. Dakika 90'da dışarıya gitti top. Yeni transferlerimizi nasıl buldunuz? Donnarumma. Ondan sonra Sadio Mane ve Koulibaly transferlerini nasıl buldunuz arkadaşlar? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bana göre bu takıma yapmış olduğumuz en iyi transferler bence şu ana kadar nokta transferler diyebilirim. Sol kanat, defans ve kaleci. Tam ihtiyacımız olan. Bir kaleme gol atayım da bitsin maç. Ulan yürüyerek girecektim kaleye. Hakem maçı bitirdi. Maalesef arkadaşlar 1-0 kazandık. Vallahi ben berabere bitirecektim. Zaten gördünüz kaleye doğru da gidiyordum aslında ama
14. ligden de çıkmış olduk şampiyon olarak 13. lige. Biz bu takımla 12-11 olarak gideriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Transferlerimizi nasıl buldunuz? Mutlaka sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu sen de hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba.